Evet dostlar, bildiğiniz üzere her gün video atıyoruz. Her gün sorularınızı cevaplıyoruz. Sizlerden tek ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız ve videoya bir yorum bırakmanız. Başka bir ricam yok. Çekmemi istediğiniz videoları da mutlaka ve mutlaka yorumlarda belirtin arkadaşlar. Twitch yayınlara da gelmeyi unutmayın. Sizden başka hiçbir şey istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Hadi şimdi videomuzu izleyelim. Evet arkadaşlar, ben Bahadır, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Farm'ın 11. günü. Ben 10. gün olarak yazacağım. Bugün farm yapamadık düzgün çünkü. 10. gün olarak neler yaptık? Hemen bir bilgilendirme videosu çekeceğim sizlere. Biraz uzun olabilir. Çünkü gördüğünüz üzere çar birazcık fazla tuhaf gözüküyor şu an. Kombi set var. Hatamız şöyle göstereyim size. 3217 diyeceksiniz. Nereden geldi bu atak? Hemen hızlıca söyleyeceğim. Sonra da bizim kastığımızı, nasıl kastığımızı, ne kadar para kastığımızı bahsedeceğim. Şu an 360'a nakit param var. Onun dışında Iron Neck 2, Iron Belt 2, Dual 3 EME, artı 7 kombin set, artı 9 çitin botluk, Dual 3 Fov, 3 Judy, 3 BDN, artı 8 Shanklong Bow var arkadaşlar. Bu itemların şöyle şunları çıkarttığımız zaman, şunu da tak, şunu tak, BDN, Judy. Şu üstümde gördüğünüz itemlar server'daki Poseidon'un arkadaşlar. Biliyorsunuzdur zaten Poseidon'u. Server'ın en, yani Knight Online'daki en değerli çar şu anda kendisi. Ama sattık mı emin değilim çarına. Şu anda bunları bana verdi. Neden verdi? Olimpiyada yayın açıyoruz. Destek oluyoruz. O da bize destek oluyor. Olimpiyaya can versin diye yardımcı oluyor arkadaşımız da bizim olduğumuz gibi. Bu itemler bende şu anlık. Oyunu bırakana kadar, ya server bırakana kadar kalacak. Çökebilirim. Çok diyenler yorumlara bassın. Bunların şu andaki değeri arkadaşlar biraz fazla. Yani bir 6000, 7000 civarı bir değeri var. Neyse, bunlardan bahsettik. Şimdi bizde ne var? Biz DC Premium'la ne kadar kasabildik? Ne kadar kastık? Ne kadar harcadık? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle ben 9.5 GB ile başlamıştım biliyorsunuz oyuna. Hiçbir şeyim yoktu. 8 çitin set aldım. Onun dışında işte farm yaptım. Dual 3 Shio aldım. Artı 2 beden, artı 2 Jude aldım. Takılar da oldu. Biz farm yaptık. Bize 16 GB'lik bir bağış geldi arkadaşlar, bir arkadaşımızdan. Farmın 5. gününün videosunu atmıştım. 8 GB vardı. 16 GB'lik bir bağış geldi. Biz de bu bağış sayesinde bir Azaga 7 aldık elimize. Şimdi ben ne kadar kastığımı sizlere söylerken gelen bağışları ve ilk başta harcadığım parayı çıkartacağım. Kalan para da bizim kastığımız para olarak kalacak arkadaşlar. Hemen bu arada itemlerden ettiğim karı da ekliyorum üstüne. Sonuçta bu serverda oynuyoruz. Mesela ben artı 8 çiftini 45 ama aldım. Şimdi bu olduğu zaman sattım onu, ama ben onu 1 GB'ye sattım arkadaşlar. Piyasa ve oyuncu sayısı yükseldiğinden dolayı kar etmiş oldum. Zaten server'a başlarken size de bunu söylemiştim ben. Demiştim ki beyler, bu server'ın GB'si yükselecek, itemler değerlenecek. Ondan dolayı ben geleceğe yatırım yapıp bu server'da oynuyorum demiştim ve dediklerim de oldu. Şimdi itemlerimin değerlerini hesaplayalım. Artı 3 BDN şu an 6 GB'ye satılıyor. 6 GB'yi koyduk cebe. Artı 3 Judy şu an 5 GB arkadaşlar. Bunu daha fazla satarlar. Bunu mesela bu 5,5, bu 7 falandır şu an büyük ihtimalle. Ama ben en düzgün rakamdan söylüyorum sizlere. 6 GB BDN'miz, 5 GB Judy Belt 3'ümüz, 22 GB aldığım fiyatı söylüyorum. Yine daha fazla satılıyor. Satmaya kalktığımız zaman 23'lere satabiliriz. Ama 22 GB diyorum şu an buna. Azagay 22 GB. Favorinlere şu an fiyatları 230-220 civarlarında, ama ben bunları da düz hesap 2'şer GB diyeceğim. 2 GB bu, 2 GB bu diyeceğim. Bir de artı 7 Scorpion bow'umuz var. Bunun da değeri 1 GB arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Bu un almadan önce takıyorsunuz elinize ve canınızı 200-300 şeklinde arttırıyor. Yani bu kalıyor, benim un setim için kalacak. Ben bir de 8 un set koyacağım çara. Çar bayağı sağlam oldu zaten. CZ'de hiçbir şekilde elimizden slot alamıyorlar. Bizi öldürmeye kalkladım. Gelenleri öldürüp geri gönderiyoruz arkadaşlar. Yayınlarda da gelip izleyebilirsiniz. Yine sabitlediğim yorumdan yayınları görebilirsiniz. Hesaplayalım. 6 GB BDN 3, 5 GB Judy 11, 22 GB Azagay 33 GB, 2, 4, 37, bir de bu 38 GB'lik bana ait olan eşya var. 38 GB'den 16 GB yaptığımız bağışı düşelim abi. Ne kadar yapıyor? 22 GB. 9,5 GB'de, 10 GB'de şey düşersek, çara ilk gün verdiğimiz masrafı düşersek, bizim şu an 12 GB'lik bir kastığımız para var arkadaşlar. 10 günlük süreç içerisinde 10 GB
pardon 12 GB gayet güzel bir rakam. Günlük ortalama 4 saat civarı 5 saat civarı farmlayabiliyoruz. Onun dışında Maradona oynuyoruz, sohbet ediyoruz. Yani 7-24 farmlayamıyoruz. Bifrost'lara giriyoruz kılım olarak. Bankada yine bir çarçop var. Bir 50M'lik, 60M'lik de çarçop var bankada. Onları saymayacağım. Bu arada 12 GB üstüne bir de benim üstümdeki nakit parayı söylemeyi unuttum. 3,5 GB var. Bir hesap 3 diyelim. 15 GB para kasmış olduk biz şu an bu serverda bizim cebimizde kalan. Bağışlar ve ilk gün harcadığımız harici 10 günde 15 GB, günlük 1,5 GB ortalama. Gayet güzel arkadaşlar. Ben yaptığım her şeyi şeffaf olarak yapıyorum. Gözünüzün önünde yapıyorum. Her zaman yayındayım Twitch'te kastığım süreç boyunca. Yayın dışı da bazen akşamları bir saat farmlıyorum. Bunları da yayına girdiğimiz zaman zaten söylüyorum sizlere. Bugün yine bir Super Hero Draken Box aldık. Şu mesela 30M. Şuradan da bir VB bunlar. İşte bu. Şurada şeyler var. Kırdırdığımız şeylerden, unitlerden düşen eşyalar var. Bal taşı. Bunlar 5M mesela. Romlar 5M, 5M. Yani 1 GB yakın çöp var. Aslında 16, hatta çıkarttığımız zaman 17 GB yakın sadece bize ait olan bir para var. Ben bu parayla item almaya, çarı geliştirmeye devam edeceğim. Ne yapacaksınız diyorsanız, benim hedefim şu anda arkadaşlar şu. Ne benim hedefim? Şu an ben Bozagay'ı satacağım. Bozagay'ı sattıktan sonra Dual 2 Lego bant almayı düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorum olarak belirtirsiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Dual 2 Lego'yu aldıktan sonra kalan parayla ufak ufak mesela ne kadar abi Krovaz kafalık? 6 GB mi? 6 GB olduğu zaman bunu Murat'a vereceğim. Kardeşim al bak bu 6 GB Krovaz'ın kafasının parası. Yavaş yavaş Çar'ın itemlerini kendim de satın almaya başlayacağım arkadaşlar. Ve sonuç olarak 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay fark etmez. Biz serverda oynadığımız sürece bu eşyalar bizim olacak. Ve en sonunda oyunumuzu bırakırken ne olacak abi? Böyle bir çarımız olacak ve biz bu çarı satacağız. Ne olacak attığımız zaman elimize toplu para geçecek. Yani oyundan para kazanma mantığı tamamen budur arkadaşlar. Nedir? Çarına yatırım yap, çarını geliştir. Çok acil bir işin olduğu zaman çarını bozarsın. Oynamaya devam et. Bu amacına, bu olayın amacı oyun oynamak arkadaşlar. Oyun oynayalım, zevk alalım. Aynı zamanda da cebimize para girsin. Yani cebimize para girsin. Ben oynuyorum, gayet eğleniyorum. V satıyoruz, takılıyoruz. Benim 3217 AP'm vardı. Şunları takalım AP için. 3217 AP'm var. Yamultuyorum milleti. Klan kurduk. Akıyoruz. Şu an bakın klanda %48 exp increase muhabbeti var. Klanda zibilyon tane online insan var. Buraya gelen arkadaşlar konuşuyoruz. 80 level ol. DC Premium'un olsun. 2300-2400 AP'n olsun. Beraber oynuyoruz zaten onlarla. Ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi siz ben bunu nasıl yapacağım diye soruyorsunuz bana. Beni izliyorsunuz. Yaptığımın aynısını yapıyorsunuz. Ama yapamıyorsunuz. Neden? Sen Olimpiya'ya geliyorsun şu an mesela. Ben Olimpiya'da farm, herkes farm yapmaya başladı. Zaten herkes evde. Olimpiya'da birbirini kesiyor millet. Sen Olimpiya'ya gelmek istiyorsan yine gel. Yine rahat farmlarsın. Ama buradaki amaç rahat bir şekilde farmlayıp rahat bir şekilde çarın eşyalarını koyabilmek. Ney? Ares. Ney? Diez. Ney? Rosetto. Bunları sürekli söylüyorum. Dilimde tüy kalmadı. Ama anlamanız gereken olay bu. Rahat kasarsanız istediğiniz şeyi yaparsınız. Ve şöyle bir şey. Belki Altar'da Sirius'ta oynasaydım daha çok kazanacaktım. İçi çarım yatırım yapsam. Ama bu yanlış bir düşünce. Neden yanlış bir düşünce? Şu an ben ne aldım? Artı 9 Çetin Bot. Bunun fiyatı 15 GB. Bir ay önce de 15 GB'ydi. Bir ay sonra da 15 GB olacak. Çünkü bu 4-5 senelik bir server arkadaşlar. İtemler sabittir. Ne olur? Fiyatlar yükselir. Yeni server gelmediği sürece de düşmez arkadaşlar. Olimpiya şu an revaçta. Bakalım CZ'de saat 4.30 itibariyle bak 4.30. Kaç kişi var bakalım. CZ'ye geçtik. Şu an ben CZ'de 40. sıradayım. Bir 40 kişi de Karuslar'da olsa nereden baksanız 80 kişi. Sıfırıcı artı curtucu hesap 100 kişi var şu an CZ'de 4'te. Biz bir hafta önce geldiğimizde bu sayı 20-30'du arkadaşlar. Giderek artıyor. Bu serverin size PK'sını da göstermeye çalışacağım. İtemlerimi yaptıktan sonra tamamen PK çıkmaya başladığından sonra nelerimiz var? Server'da PK canlı mı değil mi? Server'a başlamak isteyen büyük klandaki arkadaşlar için de yardımcı olmuş bir video olacak. Olayımız bu. Farm slotlarımız dolu genelde ama 3-5 çar yaparak, item yaparak rahat bir şekilde farm yapabilirsiniz. Aynı şekilde Ares'te, Gordion'da, Diez'de de yapabilirsiniz arkadaşlar. İtem alacağınız zaman, yüklü bir item almak isterseniz yayınlara gelin. Kanka ben geleceğim. Nasıl çar dizeyim? Böyle bir çar mı dizeyim? Bana sorun. Ben bizzat kendime yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü pazarcı arkadaşlara tanımaya başladık buradaki. Piyasalara da hakimiz.
Bana sormadan burada eğitim almanızı tavsiye etmiyorum. Nikim gördüğünüz gibi Apple Fortune Chef. Bana buradan sorun. Instagram'dan sorun keza. YouTube'a yorum olarak sorun. Bana sormadan item almanızı tavsiye etmiyorum size arkadaşlar. Çünkü mesela birazcık ölücü, çıkarcı insanlar var. Adam Fowler'in 2 GB olan Fowler'in 2,5 GB'ye satıyor. 90 MB olan çitini 130 MB, 120 MB satıyor. Siz de hemen geliyorsunuz, hemen bir an önce başlayayım diye fahiş fiyatları çekiyorsunuz. Bunları da yapmayın arkadaşlar. Söylemek istediklerim bu kadardı. 5 gün sonra 15. günde çarımıza neler olmuş, neler değişmiş birlikte görürüz. Söylemek istediğim başka bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Hemen demeden önce hemen bu kombi seti de sorayım illa sorarsanız. Kombi set neden oluşuyor? 2 parça krovas, 2 parça holi, bir tane de çitin. Sebebi mesela krovas set aldığınız zaman dex bonusu veriyor. Holi set aldığınız zaman dex bonusu veriyor. Bu bonusların sadece dex olanlarını bir yere getirip atağı maksimali çıkartmaktır. Ne hızlı konuşuyorum. Krovasın bu ikisini giydiğin zaman aldığın dex bonusu 10 maksimum. Holi 2 set giydiğin zaman aldığı dex bonusu 12. Yani bunları harmanlayıp en fazla dex alıyorsunuz. 89 dex bonusum var benim. 8 giydiğiniz zaman set 75 dex bonusu veriyor. Öyle düşünün arkadaşlar. Söylemek istediklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.